Herkese merhaba dostlar. Bugün horozumuzun ayak tedavisini yapacağız. Görüyorsunuz ayağı balon gibi şişmiş, enfeksiyon kapmış, nasır tedavisi uygulayacağız. Bunun için yapılması gereken her şeyi tüm detaylarıyla sizlerle paylaşacağım. Aradaki farkı görüyorsunuz. Diğer bacakta hiçbir şey yok. Sapasağlam. Çok şükür. Ama bu bacağımız enfeksiyon kapmış, nasır tutmuş. Nasırın tutunu da şöyle alt kısımdan gösterebilirim. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi bunu nasıl tedavi edeceksiniz? Ne yapacaksınız? Hepsini şimdi tüm detaylarıyla göstereceğim. Ama bir horozumun güzelliğini göstermek istiyorum. Bir güzel tutar mısın? Benim psikopat horozum. Ne insan tanıyor, ne rakip horoz tanıyor. Herkese gider. Eyvallahımız yok. Aslan parçası. Şimdi dostlar. Maşallah, maşallah, maşallah. Rengine kurban senin. Güneş güzele vururmuş. Tamam, şimdi bacakları getir, bacakları. Şimdi kameramızı bacağa tamamen hazırlıyoruz. De sırt ağlamı da göstereyim mi size? Dur, onu da göstereyim. İçinde kalmasın ondan sonra. O da ses değil diye merak ediyorum. Aynen öyle, yani o ses benden çıkmıyor. Traktör gibi de sırtın sesi. Şimdi hop. Kameramızı ayarladıktan sonra her şey tamam. Mükemmel. Şimdi neler yapacaksınız onu paylaşacağım. Oo. 60. Dostlar, ilk malzemeniz sanayilerde, araba tamircilerinde bulabileceğiniz gres yağı, yani motor yağı. Bunu kesinlikle alıyorsunuz. Bunu neden mi kullanacaksınız? Horozunuzun ayağına kesinlikle uygulayacağız. Bunun faydası ne mi olacak? Şimdi yaparak sizlere bunu anlatacağım. Şöyle şu yere akanı bir alayım da. Dostlar, siz bunu tek parça olarak izleyeceksiniz ama. Aynen öyle. Bu video tam anlamıyla bizim yaklaşık bir haftamızı alacak. Kesinlikle katılıyorum. Dostlar, bu yağa horozunuzun ayağına bol miktarda süreceksiniz. Çünkü bu horozunuzun yarasını alt kısma, enfeksiyona alt kısma verecek. Tüm pislik aşağı doğru akacak. Yarayı yumuşatacak. Bu yarayı yumuşatınca da biz buna ufak bir operasyon uygulayacağız. İçindeki tüm pisliği, mikrobu dışarı çıkaracağız. Böylelikle horozumuzun ayak tedavisini yapmış olacağız. Tabi bu süreç yaklaşık bir hafta sürebiliyor. Horozunuzun kaptığı mantara, enfeksiyona göre değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden bir güzel sarın. Bunun bir diğer tedavisi de var. Onu da dile getirmek istiyorum. O tedavi de genelde bu tarz horozları böyle ayakları yumuşasın, pisliği kendisi atsın, doğal yoldan iyileşsin diye dar bir kümese koyuyorlar. O kümesin altında bu horoz pisledikçe pisliğin üzerinde geziyor ve ayakları sürekli yaş ve yumuşak kaldığından dolayı pisliğini, yani yarasının mikrobunu dışarı atıyor. Sizin de yapmanız gereken tek şey alt kısımdaki şeyi çekmek oluyor. Bir diğer tedavi unsuru da bu. Bunu yapmışken onu da sizler için dile getirmek istiyorum. Yalnız ben onu pek fazla sevmediğimden dolayı bu tedavi yöntemini daha sağlıklı buluyorum. Hani tavuk horozu pislik içinde tedavi etmek yerine böyle malzemenizi alın, evinizin köşesinde tedavisini yapın, bir güzel kafesine koyun. Az önce hiç kelime nasıl çıktı ağzımdan lan? Neyse, sıkıntı yok, maşallah. Adam öldürür ha bu mahmuzlar. 7.65. Ama küçük ha, herkesin evet. Hayali. Yavru kardeşim daha, yavru. Horozumuzun kendisi de yavru olduğundan dolayı mahmuzları da yavru. Zaten horozumuzun ilk geldiği videoyu sizlerle paylaşmıştım. Benim panterin kardeşi bu. Panteri sattık, kardeşi geldi. Kurtulamıyoruz bunların soyundan. Kardeşi gibi bu da manyak. Dostlar, bir güzel yağladıktan sonra ayağını bir güzel saracaksınız. Şimdi hemen sarma işlemine geçiyorum. Elinizden geldiği kadar alt kısma bol sürün.
Ve ondan sonra bir güzel sarın. Kamerada nasıl gözüküyor? Vay be, süper gözüküyor. Mükemmel ayarlamışım be tripodu. Hop. Şöyle şuradan geçirelim. Şunu da şuradan atalım. Heyt be. Güzel oldu. Sonra bir de bir tur buradan gelsin. Çok güzel. Bir tur da şuradan gelsin. Çok güzel. Oo. Şuradaki. Orası dostlar yaradan dolayı kapandığından dolayı fazla etki etmek istemiyorum ama bir tur da buradan götüreceğim ki o da açılsın, bir güzel kapansın. Maşallah çok güzel sardık. Şimdi dostumuzu bir güzel sarıp sarmalayacağız. Şöyle. Ne oldu lan? Bir karmaşıklık oldu. Şimdi şuradan şöyle bir düğüm attıktan sonra her şey netleşecek. Herkes rahat olsun. Sonra şuradan da bir düğüm attım mı bu olay bitmiştir. Aynen öyle abi, şöyle biraz geriye git. Geri. Vay be. Ayarlamada son nokta, gördün mü? O değil de şuna baksana. Tam şey gibi ayarladım ha. Olur da bir savaş falan çıkarsa istediği gibi. Halen dövüşmeye hazır. Mahmuzlar dışarıda. Ama şurada bir düğüm daha atarsam daha iyi olacak. Yoksa horozlar yerlerinde durmuyorlar. Gagasıyla falan açabilir. Ona engel olmak istiyorum. O yüzden böyle bir şey güzel sarmaladım. Şimdi parmakları kontrol edeceğim. Olur da tüneye falan çıkarsa yatabilir mi? Evet. Tüm parmaklar rahatlıkla kapanıyor. Bir daha bu horozun ön kısmını gösterir misin? Evet. Dostlar görüyorsunuz. Maşallah ne kadar güzel bağladım. Tabii horozundan da bir yandan uzak durmaya çalışıyorum. Göze möze gaga atar, bir şey yapar. Biliyorsunuz bu biraz sorunlu bir horoz. Şu tırnakların yamukluğuna bak. Psiko. Yerim seni aslanım. Psiko. Evet dostlar. Yaptıklarımızı birebir anlattık. Detaylı bir şekilde gösterdik. Kademe kademe paylaştım. İlacı nereden bulabileceğinizi de sizlerle paylaştım. Hepsini siz de bu şekilde uygulayıp dostunuzun tedavisini bir güzel karşılayabilir ve iyileştirebilirsiniz. Bu videonun devamında hani iyileşim sürecini ayrı bir videodan mı yaparım yoksa bunun sonuna mı eklerim? Ona daha karar vermedim. Ama bir bakmışsınız bir videonun sonunda, bir de bakmışsınız bir sonraki videomuzun sonunda dostumuzun iyileşim aşamasını görebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese mutlu hobiler. Sırt ağrım de yerinde hiç durmuyor. Arkadan bak poz veriyor. Kamerayı kırmasa iyi bari. Aslanım be, maşallah. Sen ne yapıyorsun oğlum? Tedavimiz bitmiştir. Vese desert aglemi yoksa pisik ama. Aslanım benim.